Merhaba efendim. İçel TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz değerli seyirciler. Değerli seyirciler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu Mersin'e geldi. Kendisi ilk olarak Anamur'u ziyaret etti. Anamur ilçesinde 2014 yılı ilçenin vergi rekortmenleri ödül törenine kendisi katıldı. Daha sonrasında Silifke'ye geçti. Silifke'de Silifke Ticaret Odası'nın yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonrasında kendisi Mersin Şehir Merkezi'ne geldi. Mersin Şehir Merkezi'nde Deniz Ticaret Odası'nı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı ve Mersin Valisi Özdemir Çakaca makamında ziyaret etti kendileri değerli seyirciler. Daha sonrasında ise bugün akşam saatlerine doğru Tarsus'a geçecekler. Tarsus'ta da Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni binasının açılışını yapmakla birlikte Tarsus Ticaret Borsası'nın yeni binasının da açılışını yapacaklar kendisi ve ilerleyen saatlerde Rıfat Hısarcıklıoğlu'nun Mersin ili genelindeki diğer programlarının ayrıntılarına da yer vereceğiz. Ama Silifke ile başlayalım Hısarcıklıoğlu'nun Mersin ziyaretlerine. Silifke'de Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni binasının açılışını yaptı. Aynı zamanda da kendileri Silifke yoğurduna yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'in Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu hizmet binasının açılışını yaptı. Hısarcıklıoğlu bina girişinde Silifke Kaymakamı Şevket Çimbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Açılışta bir konuşma yapan Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu, "Başkan olduğumdan sonra bir hedef koyduk. Fiziki şartların iyileştirilmesi, yaşanabilir ve hizmet verebilir hale gelmesiydi. Silifke bu fiziki şartları düzelterek böyle modern bir hizmet binasına kavuştu. İkinci etapta hizmet kalitesinin artırılmasını istiyoruz." dedi. Rıfat Hısarcıklıoğlu, dünyaya ün salmış Silifke yoğurdunun Yunanlılara kaptırıldığını belirterek şunları kaydetti. "Yoğurdumuz var ama yoğurdu markalaştıramadık. Silifke yoğurduyla karşıladınız beni. Halk oyunları ve Silifke yoğurdu müziği eşliğinde her şey çok güzeldi. Masamda da yoğurt yedim ve yoğurt da güzeldi. Ama yoğurdu bir türlü markalaştıramadık. Yoğurdun markasını sadece Silifke değil Türkiye kaybetti. Amerikan pazarının %30'u bir Türk'ün elinde. Ama o Türk de yoğurdu Yunan yoğurdu diye satıyor. Türk yoğurdunu Yunan markası adı altında satıyorlar tüm dünyada. Silifke denilince akla ilk önce yoğurt gelir. Bugüne kadar markalaştırılamamış ama en azından marka tescilini almamız gerekiyor." dedi. "Değerlerine sahip çıktığımız zaman, markalaştırdığımız zaman ülkemizin ve yöremizin ürünlerini 1 liraya satıyorsak 10 liraya satarız. Bu da her şeyi çok değiştirir." dedi. Değerli seyirciler, Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın bugün 25. kuruluş yıl dönümüydü. Aynı zamanda kuruluş yıl dönümü kutlamasıyla birlikte de Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'nı yürüten Dursun Göktaş'la yapmış olduğu bir açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle o da başkanlığından istifa ettiğini açıkladığı törende Dursun Göktaş şunları söyledi. 25 Mart 1990 tarihinde Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası resmen kuruldu. 25 Mart 1990 tarihinden bugüne bugün 25. kuruluş yıl dönümümüz. Allah'tan daha nice 25 yıllara Mersin Mali Müşavirler Odası'nın başarılardan başarılara koşarak devam etmesini en halisane dileklerimle diliyorum. Ve inanıyorum ki muhasebe ve mali müşavirlik mesleği icra edenler bu başarıyı götüreceklerdir. 90 yılında hatırlarlar, müteşebbis heyet kurulduğunda şu an Nobel Oteli'nin karşısındaki camlı işanının orada zemin artı bir katlı bir yer vardı. Onun üstündeki birinci katta bir dairede
odamız faaliyete başladı. Sonra kanun işanı Nobel Oteli'nin arkasında devam etti. En son Hastane Caddesi'nde Ongun işanında ki bürolarımızda faaliyetimizi sürdürdük. 2009 yılında bu binaya Mayıs ayında taşındık ve 2009 yılından beri de bu hizmet binamızda hizmet veriyoruz. Takdir edersiniz ki 25 yılda meslek odaları arasında bayağı mesafe kat ettiğimiz gözle açık seçik görülmektedir. Mersin Mali Müşavirler Odası yardımcı muhasebe eleman yetiştirme kursundan staja başlama kursuna, mali müşavirlik yeterlik kursuna artı yüksek lisans programı oda bünyesinde uygulayan Türkiye'deki tek oda olmanın da bilincinde olmamızın gerektiğini burada belirtmek isterim. Mersin Mali Müşavirler Odası akademik birimi bu eğitimleri daha iyilerilere geliştirmek zorundadır. Mesleğimiz öyle bir meslek ki çabucak kendinizi yenilemezseniz bu mesleği icra etmeniz mümkün değil. 70'li yıllarda muhasebe bürosunda başladığımda hesap makinesi yoktu. Elle toplardık. Sonra fasitti, bilmem neydi, ekran olmayan şeritli makineler vardı. Oradan tek tek kontrol edilirdi. Eğer biz kendimizi yenilemeseydik şu an bilgisayarla muhasebeyi tutamazdık. Ve kendimizi yenilemeseydik e-beyannameyi, e-bildirgeyi gönderemezdik. Onun için bizler gerçekten ağır ve zor bir mesleği icra ediyoruz. İnşallah bunun değeri de en kısa zamanda anlaşılmasını diliyorum. 4 yıl lisans eğitimi tamamlıyorsunuz. 3 yıl staj, 7 yıl. Doktor bile, değil mi, daha kısa sürede olunuyor. Bu kadar ağır ve zor şartlarda yetişen meslektaşlarımın değerinin de er geç anlaşılması gerekir. Bu ülkenin ekonomik gelişmişliğiyle de bağlantısı vardır. İnanıyorum ki ülkemiz gelişmiş ülkeler arasına girerse bu mesleğin de saygınlığı, değeri o zaman kendiliğinden yerini alacaktır. Benden sonraki dönemlerde başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. 28 Şubat tarihinde, daha öncesinde de ani bir rahatsızlanmam nedeniyle İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Whipple denilen pankreasında kist vardı. O bölümü alındı. Midenin 1/4 alındı. Safra kesesinin tamamı, 12 parmak bağırsağının tamamı alınaraktan bir ameliyat geçirdim. Çok şükür bugün karşınıza çıkıp bu konuşmayı yapabilme şansını da yakaladım. Allah yüzümüze baktı. Patoloji de temiz çıktı. Buradaki doktora kalsaydık %100 kanserdik. Yakında bu dünyaya veda etmiş oluyorduk. Allah'ın demek ki iyi kuluymuşuz. Sizlerin hayır dualarıyla ben inanıyorum ki bu ikinci baharımda da yaşamaya devam edeceğim. Yine mesleğimizi beraber başkan olarak değil ama sizin gibi bir meslektaş olarak, bir muhasebeci olarak sürdüreceğim. (Gülüyor) 25 yıllık dönemde 90-94 arası staj ve eğitim komisyonlarında görev yaptım. Beraber yaptığımız arkadaşlar da buradalar. 94-98 arasında yönetim kuruluna girdim. Oda sekreteri olarak 4 yıl görev yaptım. 98 yılından beri de oda başkanı olarak 17 yıldır hizmet vermeye çalışıyorum. İyi hizmet vermeye çalışırdım ama hatamız olmuş olabilir. En iyisini yapmak niyetimizdi. O amaçla uğraştık. Bu arada kırdığımız, üzdüğümüz insanlar olabilir. Onlardan özür diliyorum.
Çünkü insanoğludur, hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan genelde doğruyu yakalamak. O yönden de doğruyu yakaladığıma inanıyorum. Sizlerin de takdir edeceğinize inanıyorum. Ve bu başarı varsa ekip işidir. Şu an yönetim kurulu hep beraber tek yürek halinde buradayız. Sizler buradasınız. Ekip anlayışıyla bugünlere kadar bir şeyler yapmışsak o mantıkla yaptık. Hiçbir ayrım gözetmeden, hiçbir siyasi ırk, düşünce, din konusunda ayrım etmeden sadece meslektaş olma bilinciyle hareket ettik ve bugünlere kadar da alnımızın hakkıyla geldiğimize inanıyorum ve emeği geçen herkese huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinizin hep beraber devam etmesini, benden sonraki arkadaşlara da aynı şekilde desteklerinizi bekliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle oda başkanlığı görevimden, yönetim kurulu üyeliğinden, TESMER Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum, veda ediyorum. Ama sadece başkanlığa ve yöneticiliğe veda ediyorum. Odanın bir üyesi olarak, odanın bana yöneticilerimin, başkanımın, benden sonraki başkanımın ve yöneticilerimin vereceği görevlere elimden gücüm yettiği oranca da yerine getirmeye çalışacağıma burada huzurlarınızda söz veriyorum. Ben mesleğimi seviyorum, mesleğime aşığım. Onun için de bana ne tür görev verilirse zevkle koşa koşa gelirim. Sizler de ne zaman takılsa kafanıza bir şey beraber oturur, doğrusunu buluruz. Bunu yıllardır biliyorsunuz. Kapımız herkese açık. Güzel bir gün, bir 25 yıllık süreci tamamlayıp bugün böyle kalabalık bir hazurunun huzurunda Allah herkese böyle görevi bırakmayı nasip etsin. Şurada zaten bildiğiniz gibi bir yıllık süre kalmıştı. Ondan sonra zaten kanunen de aday olamıyorduk iki dönem olduğu için. Bu hastalıkta gelince doktor dedi ki bunu emekli olman lazım, yeter dedi. Biz de doktorumuzun da tavsiyesine uyduk. Çünkü burada ben en az iyileşmem bir iki üç ay daha alacak. Odamızın faaliyetlerini, çalışmalarını engellemek bana yakışmazdı. O yüzden en doğru kararı verdiğimi ve böyle bir anlamlı günde de Allah bana nasip ettiği için kendimi mutlu hissediyorum. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah sizleri eksik etmesin başınızdan. Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Dursun Göktaş'a da biz teşekkür ediyoruz ve oda başkanı başkanlığı görevinden istifa etti ve ciddi de bir ameliyat geçirmiş kendisi. Kendisine sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyoruz. Ailesiyle birlikte, sevenleriyle, meslektaşlarıyla birlikte değerli seyirciler. Bugün aynı zamanda Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca da Orman Bölge Müdürlüğü İl binası içerisinde bulunan sosyal tesislerde basın mensuplarıyla kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Ve kendileri Mersin'deki müdürlüğünün çalışmaları hakkında çok uzun bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumun bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Sözlerimi şöyle başlamak istiyorum. Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere bu vatana bizlere emanet eden şehitlerimiz, büyüklerimiz, bu vatana emanet eden bizlere şehitlerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağ selamet diliyorum. Aynı zamanda orman haftası münasebetiyle de cefakar meslektaşlarımız, ormancılarımızla yaklaşık 110 civarında şehidimiz vardır. Gerek orman yangınlarında gerekse diğer ormancılık mücadelelerinde. Onları da buradan rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Bu vatana bize emanet edenlere çok minnetlerimizi belirtmek istiyorum. Hepimizin, teşkilatımızın ve memleketimizin orman haftası, ormancılık günü kutlu olsun. İnşallah gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre, daha yeşil, daha güzel bir memleket
bırakmak ümidiyle bizlere ilk öncelikle bizim üzerimize vazife teşkilat olarak sonra da toplumumuz olmak üzere. Ben hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Değerli basın mensuplarımız, biliyorsunuz daha önce de geçen yılda bir aslında sizlere bir teşkilatımızın ormancılık faaliyetleriyle ilgili sunumlarını yapmıştım. Ben hem sunum hem de interaktif olarak sizleri bilgilendirmeler yapacağım. Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz 1951 yılında kurulmuştur. İlk kurulduğunda biliyorsunuz Adana dahilmiş buraya ve daha sonra da 1970'li yıllarda Konya dahildi. 1991 yılında Konya ayrı bölge müdürlük olduktan sonra sadece ilimize kapsadı. Görüldüğü gibi 8 adet orman işletme müdürlüğü, yaklaşık bir Gülnar Aydıncık birleşik, bir de Tarsus Çamlı ile birleşik olmak üzere. Biz bölge kuruluşu olduğumuz için ormanların yoğunluğuna göre 8 adet işletme müdürlüğümüz, 44 adet orman işletme şefliği bulunmakta. Bizim de 1745 işçi memur olmak üzere personel bulunmaktadır. Büyük bir kuruluşuz. 1745 aslında önemli bir rakam. Evet, Mersin ormanlık alan hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Burada her ne kadar 840 bin geçse de bizim ormanlık alanımız bu sene 2015 yılında bizde ormancılarda 10 yılda bir ormanlık alanın envanteri yenilenir. 2015 yılında ihalemiz yapıldı, şu anda yenilenecek. Ama bizim birikimli kayıtlarımıza göre 865 bin hektarlık bir ormanlık alanımız var. Birazdan geleceğiz. 2002 yılındaki planlara göre 820 bindi resmi kayıtlar. Hatta valilikteki veya Orman Bakanımızdaki sunumlarımızdaki resmi kayıt geçeceği için 820 bin hektar olarak geçer. Ama bizim aslında 865 bin kendi kayıtlarımıza göre ormanlık alanımız genişledi. Bu ormanlık alanın %56'sı verimli ormandır. 840'ın da il geneline baktığımızda %54'ü ormanlık alan. Yani ilin yarısından fazlası bizlere emanet edilmiş. Aslında çok iyi kullanmamız gerekir. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi bakın 865 bin ulaşmış ormanlık varlığımız ağaçlandırmalarla. Evet. Sadece Toros Dağı'ndaki OT dediğimiz ormansız alanların ağaçlandırması, son 10-12 yıldaki ağaçlandırma 24.810 hektarla 865 bine ulaşmış ve %3'lük bir artışımız var. Biliyorsunuz Türkiye genelinde de 2002'yi alırsak son 12 yıldaki kayıtlarımızı, 2002 yılındaki Orman Genel Müdürlüğü'nün kayıtlı TÜİK verilerine göre ormanlık alan envanteri 20.8 milyon hektardı. Bugün 2015'teki kayıtlarımız 21 milyon 700 bin hektarlık bir ormanlık alana sahibiz. Bu da yaklaşık %3'e yakın bir artış meydana getirmiştir. Yaklaşık 4 milyon hektar civarında son 12 yılındaki yapılan ağaçlamalarla birlikte buraya ulaşmıştır. Yani 21.7'ye ulaşmıştır. Mersin'de de %3'lük artış, ülke genelindek bir artışla paralel Mersin'imize gitmektedir. Evet. Sizlere önümüze kalktı çarşamba günü de göstereceğiz. Bizim ormanlık alanlarımız tabii hep dikiyoruz. Ne yapıyor? Bu çocuklarımız yetişiyor, büyüyor, genç oluyor. Biz genç orman dediğimiz belli yaşa kadar ormanlarımız genç orman. Yaklaşık bakın 865 binlik ormanlık alanın 304 bin hektarı neredeyse üçte biri genç orman. %35'i genç orman. Yani bu da biliyorsunuz 2008-2012 ve daha öncesi de var aslında. Aslında biliyorsunuz Mersin ilimiz 2008-2009-2010 yıllarında en fazla fidan diken, Milli Ağaçlandırma Sebebeli Kanunu kapsamında en fazla fidan diken ekim yapan il olarak ödül almıştır o yıllarda Başbakanımızın elinden, Sayın Valimiz. Onların neticesi olarak %35'i genç olman. Toroslarımız bugün daha da aslında ağaçma kapasitesi yüksek ama biliyorsunuz ki Mersin ilimiz de küçükbaş hayvan yetiştirici yönüyle çok zengin, potansiyel yüksek olduğu için biz onlarla barışık gidiyoruz. Birdenbire belki hemen ağaçlandırabiliriz ama yavaş yavaş. Öyle birden o yıllarda hızlı yapıldığı için biraz da şimdi ortalamada gidiyoruz yani. O yüzden aslında daha 180 bin hektarlık bir alan, 180 bin hektarlık alan yaklaşık Toros Dağı'nda ağaçlama yapacak potansiyel alanımız var daha. Bu meralarda dahil olmak üzere.
Değerli seyirciler, KİŞKAD, Girişimci İş Kadınları Derneği, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı'nın, Mersin Valiliği'nin de desteğini alarak Mersin'de El Emeği Göz Nuru adını taşıyan ve kadınları meslek edindirmeye yönelik bir kurs düzenlemişti ki bu kursu başarıyla bitiren kadınlara sertifikaları Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Giş Kadın öncülüğünde İçişleri Bakanlığı ve Mersin Valiliği destekleriyle Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen Alın Teri Göz Nuru projesi sonucunda 30 kadın kursiyer sertifikalarını aldı. Törene Mersin Ticaret ve Sanayi Odası EKAV Başkanı İbrahim Kiper, Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Girişimci İş Kadınları Derneği, kısa adıyla GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Sungur Enön, GİŞKAD ailesi olarak hedeflerinin hep kadın istihdamı ve kadın girişimciliği olduğunu belirtti. GİŞKAD ailesi olarak hedeflerimiz hep kadın istihdamı ve kadın girişimciliği oldu. Bugün gururluyuz çünkü burada 30 kadınımızı bu yolda mezun ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Mersin Valiliği destekleriyle, Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitim katkılarıyla 30 kadınımıza verdiğimiz 424 saatlik mesleki eğitimin yanı sıra hukuk, sağlık, kişisel gelişim ve girişimcilik seminerlerimizi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Ülkemizin bildiğiniz üzere nüfusu kadın erkek olarak birbirine eşitken ne yazık ki iş gücüne katılıp erkeklerde %71, kadınlarda ise %29. Bizler bugün burada 30 kadınımızın yaklaşık %25'ine iş imkanı, işe yerleştirme gururunu yaşamaktayız. Bu konuda sektördeki GİŞKAD ailesindeki üyelerimizin de katkısı yadsınamaz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta pek çok protokol imzalamış olduğumuz firmalarla da birebir ziyaretlerde bulunduk, görüşmeler yaptık. Bu ziyaretler çok anlamlı geçti. Firma sahipleri de kendilerini ziyaret etmemiz ve bu bilgilendirmeleri yapmamız konusunda ilk defa taleplerinin de ne olduğunu sorarak böyle bir görüşme yapmış olmamızdan dolayı çok mutluluk duydular. Bu da bizim için çok güzeldi. Kadınlarımız ufak ufak iş görüşmelerine başlıyor. Bunun dışında 30 kadınımızın içinde de 3 kadınımız kendi girişimcilik hayallerini hayata gerçekleştirebilmek için, geçirebilmek için girişimcilik eğitimlerine devam edecekler. Onlar da eğitimleri Nisan ayında başlayacaklar. Bizler de o eğitimde yine onların yanında olacağız. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değerli seyirciler, Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li eski belediye başkanı Macit Özcan ve Macit Özcan'ın ailesiyle birlikte kendisi döneminde belediyede çalışan ve belediyeden ihale alan firmaların yetkililerine yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonlar Mersin, Adana, İstanbul ve Ankara'da 60'tan fazla adrese eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Bu operasyonlarda Macit Özcan belirlenen adreslerde bulunamamıştı. Fakat oğlu, iki kardeşi ve kendisinin emrinde çalışan kişilerle, yöneticilerle birlikte kendisinin döneminde belediyeden iş alan, ihale alan firmaların yöneticilerinin aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alınmıştı. 47 kişiden 11'i Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Geriye kalanlar ise sağlık kontrolünden geçirildi. Mersin'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın arandığı, oğlu ve iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 47 kişinin gözaltına alındığı ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 36 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 11 kişi ise ifadelerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'nce serbest bırakılmıştı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimine yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla operasyon yapmıştı. Başta Mersin olmak üzere İstanbul, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan yerinde bulunamadı.
Özcan'ın oğlu İlker ile kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan'ın aralarında bulunduğu belediyenin eski üst yönetimi ve belediyeden ihale alan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Çevik Kuvvet'e ait otobüslerle Mersin Devlet Hastanesi'ne getirildi. Macit Özcan'ın kardeşi Sacit Özcan, gazetecilerin neden gözaltına alındığınız yönündeki sorularına cevap vermedi. Özcan döneminde Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri Daire Başkanlığı'nı yapan Abbas Sayılır ise devlet çağırdı geldik, iddialar devletin iddialarıdır şeklinde cevap verdi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tarsus'ta Tarsus Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilginç, güzel ve vatandaşın takdirini toplayan bir uygulamaya imza attılar. Tarsus'taki bütün toplu taşıma araçlarında görevlendirilen sivil trafik polisleri sürücülerin hata yapıp yapmadığını, müşteriye nasıl davranıp davranmadığını kontrol ediyor ve görevini bitirdikten sonra da hem müşterileri hem de şoförü bilgilendiriyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik polisleri sivil olarak bindikleri toplu taşıma araçlarında sürücüleri denetleme uygulamasına başladı. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın evine gitmek için bindiği minibüs şoförü Ahmet Supi Altındöken tarafından hunharca öldürüldüğü Tarsus'ta trafik denetleme büro amirliğinde görevli polisler sivil olarak toplu taşıma araçlarına binerek sürücüleri denetliyor. Evre terbiye alalım. Arkadaşlar gidin, ben de sizler gidin. Sürücünün bilgisi olmadan bilet ödeyerek arabaya bindim. Amacımız sürücünün nerede kural ihlal yaptığını tespit etmek amacıyla Bilgiköy'den buraya kadar herhangi bir kural ihlali yapmadı. Biz sürücüye teşekkür ediyoruz. Sizin adınıza teşekkür ediyoruz. Ablacığım, arabada sivil polis olduğunu fark ettiniz mi? Yok, fark etmedi. Sizlerin güvenliği için, sürüş güvenliği için yolculuk yaptı sizle birlikte. Nasıl bir uygulama sizce? Güzel bir uygulama. Evet arkadaşlar, siz de farkına vardınız mı? Siz farkına vardınız mı sivil polis olduğunu? Uygulama. Öğrenince ne hissettiniz şu anda? Abi memnun oldum. Güven geldi size değil mi? Tabii. Siz arabayı kullanırken sivil polisin sizi takip ettiğini, sizi denetlediğini fark ettiniz mi? Bir hata da yapmamışsınız. Tebrik ediyoruz sizi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi kapsamında başlayan uygulama kapsamında görevliler kural, ışık ihlali ve vatandaşlara kötü davranan sürücüleri belirleyerek ekiplerin bulunduğu noktada araçtan indirerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlıyor. Şaşırdım yani, ilk defa böyle bir şeye denk geliyorum şu anda. Fark edilmeden kontrol edildiniz. Evet, evet. Bir hata da yapmamışsınız. Yapmadık evet, ama devamını istiyoruz yani, sadece bugünlük bir seferlik olmasın yani. Duyarlı olduğunuz için emniyet olarak biz de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Siz arabada sivil polis olduğunu biliyor muydunuz, trafik hayır, kontrol hayır, olduğunu? Bilmiyordum, şaşırdık. Nasıl bu uygulamayı nasıl buldunuz? Çok faydalı buldum. İnsan hemen kendini güvende hissetti. Evet. Trafik Denetleme Büro Amiri Ali Eskin, denetleme çalışmaları sırasında yapmış oldukları uygulama hakkında hem sürücülere hem de vatandaşlara bilgi verdi. Şimdi arkadaşlar, bugünden itibaren toplu taşıma araçları üzerinde yolcuların güvenli seyri amacıyla sivil polis araçları da bulundurmak suretiyle Tarsus içerisinde güvenli seyir yapmaları amacıyla bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma genel müdürlüğümüzün uygun görmüş olduğu bir çalışma. Bununla ilgili şoförlerin kural ihlali yapabilme ihtimallerine karşı olumsuzluk varsa buna göre vatandaşlarımıza sıkıntı olmayacak şekilde bu uygulamayı yapıyoruz. Tarsus'umuz için ne gerekiyorsa uygun şartlarda araçların şehir içi trafikte kural ihlallerini engellemek, vatandaşın güvenli seyrini sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Değerli seyirciler, Mersin İdman Yurdu Gaziantep Spor karşısında almış olduğu yenilgi sonrasında çalışmalarına devam ediyor. Tabii milli takım
maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı da Mersin İdman Yurdu çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor. Çünkü Mersin İdman Yurdu'nun 5 maçı kaldı. Bu 5 maçta da galibiyet alarak Süper Lig'deki yerini sağlamlaştırmak, hatta ilk 6 takım arasına girme iddiasını da devam ettirmek istiyor Mersin İdman Yurdu. Tabii Mersin İdman Yurdu'nun Gaziantep Spor'la yapmış olduğu karşılaşma öncesinde hatırlayacaksınız. Mersin Stadyumu'nun Akdeniz oyunlarında Mersin'e kazandırılan 25 bin kişilik Mersin Stadyumu'nda antrenman yapmasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anlamsız bir gerekçeyle izin verilmemişti. İşte bu duruma da Rıza Çalınbay başta olmak üzere bazı futbolcular, taraftarlar tepki göstermişlerdi ve kulüp yönetimiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün vekil yönetimi arasındaki görüşmelerde devam ediyordu. Bu görüşmeler sonuçlandı, bilgisi elimize ulaştı ama kesin olmamakla birlikte Mersin İdman Yurdu kalan 5 maçını da Mersin Stadyumu'nda oynayacak. Bununla ilgili de gerekli bütün görüşmeler ve altyapı çalışmaları da bu milli takım maçları arasında yapılacak. Mersin İdman Yurdu taraftarlarının Mersin Stadyumu için bekleyişleri sona erdi. Kırmızı lacivertliler evinde yapacakları ilk maçı Mersin Stadyumu'nda oynayacak. Uzun süredir tartışma konusu olan Mersin Stadyumu'nun zemini sonunda düzeldi ve maç yapmaya elverişli hale getirildi. Kırmızı lacivertliler bundan sonra kalan bütün maçlarını Mersin Stadyumu'nda oynama kararı aldı. Mersin İdman Yurdu, Akhisar, Konya, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul maçlarını Mersin Stadyumu'nda oynayacak. Kulüp bu 5 maç için özel kombine piyasaya sürme kararı aldı. Kombine fiyatlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü taraftarlarına özel olarak 5 maçlık kombine uygulamasına gidecek. Mersin İdman Yurdu Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Sertaş, Pasolik yetkilileriyle görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Fiyatların görüşmelerin ardından açıklanacağı bildirildi. Mersin İdman Yurdu Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Sertaş, elinde sezon başından bu yana kombinesi olan taraftarların maçlara rahatlıkla girebileceğini söyledi. 5 maçlık kombinin kombinesi olmayan ve taraftarlara avantaj sağlaması için çıkarılacağını belirtti. Bu arada Mersin İdman Yurdu lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Kırmızı lacivertliler eski hocaları Hakan Kutlu'nun takımı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda hazırlık maçına çıkacak. Ligde kalan son 5 maçını Mersin Stadyumu'nda oynama kararı alan Mersin İdman Yurdu, Akhisar Belediyespor maçından önce sahanın durumunu kontrol etmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la cumartesi günü maç yapacak. Ve yerel gazetelerimize geçiyoruz efendim. Yerel gazetelerimizden ilk olarak Akdeniz Gazetesi'ne baktığımızda Akdeniz Gazetesi 1. sayfasında tekzip metnini yayımlıyor ve diyor ki MESKİ Genel Müdürlüğü'nce 1 Nisan 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 33 aylık Mersin merkez ve tüm ilçe sınırlarında yürütülecek olan içme suyu bakım ve arıza işleri, koordinasyon, bakım ve arıza işleri, abone işlerine ait tüm iş ve işlemler ile temizlik hizmetleriyle ilgili bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli araç, gereç ve iş makinelerine ilişkin MESKİ ihale ile hizmet alım işi ihalesi 24 Şubat 2015 tarihinde yapılmıştır diyor ve bu konuyla ilgili MESKİ'nin yayınlamış olduğu tekzip metnini Akdeniz Gazetesi yayınlıyor. 1. sayfasında değerli seyirciler bu konu ayrıntılarıyla gazetede ele alınıyor. Akdeniz Gazetesi'nden Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova diyor ki nükleer pahalıya patlar. Greenpeace üyeleri seslerini Mersin'in en yüksek noktasından duyurdular. Nükleer pahalıya patlar dediler. Greenpeace üyeleri metropol binasına çıktılar. Metropol binasına tırmandılar. Ve metropol binasının dış zeminine nükleer pahalıya patlar dev pankartlarını astılar. Dağcı ve tırmanma kıyafetleriyle, halatlarla metropol binasının dışına tutunan 6 dağcı Greenpeace üyesi nükleer santrali protesto ettiler diyor gazete.
Ve diğer bir gazete haberciye geldiğimizde Haberci gazetesi de Greenpeace'in bu dikkat çeken eylemine helal olsun size başlığıyla yer veriyor. Greenpeace'ten nükleer santrale karşı nefes kesen eylem yapıldı. Gökdelene çıkarak 117 metreden nükleer pahalıya patlar mesajını verdi çevreciler diyor Haberci gazetesi. Haberci'den hakimiyete geldiğimizde aynı haber hakimiyette de ele alınıyor. Nükleer pahalıya patlar diyor ve 117 metre yükseklikte Greenpeace üyelerinin metropolün dış yüzeyine astıkları dev pankartlara yer veriyor. Nükleere hayır diyor çevreciler. Hakimiyet gazetesinde de aynı konu birinci sayfadan ele alınıyor. İMC'ye geldiğimizde İMC'de de aynı haberi görüyoruz. Greenpeace yine sıra dışı bir eylem yaptı diyor gazete İMC. İMC'den Mersin gazetesine geldiğimizde Mersin gazetesi kayıp aranıyor başlığını atıyor ve Macit Özcan'a yer veriyor. Mersin'de geçmiş dönem CHP'li belediye başkanı Macit Özcan ve aynı dönemde belediyede başkan yardımcılığı ve yöneticilik yapanlarla müteahhitlere yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı diyor gazete ama 47 kişi gözaltına alındı. Ve belirttiği adreslerde bulunamayan Macit Özcan hakkındaysa yakalama kararı çıkartıldı diyor Mersin gazetesi ayrıntılar gazetede. Ve diğer bir gazetemiz Yeni Güney'e geldiğimizde Yeni Güney'de Greenpeace'in imza attığı ilginç dikkat çekici eyleme yer veriyor birinci sayfasında. Yeni Güney gazetesi ile yerel gazetelerdeki turumuzu da sona erdirerek bugün de İçer Gündemi programını burada noktalıyoruz. Mersin'de yaşanan bütün gelişmelere haber bültenlerimizde ve haber içerikli programlarımızda yer vermeye devam edeceğiz. Mersin'i İçer TV'nin Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarından takip etmekle birlikte www.intermersin.com adresinde de Mersin'e dair bütün ayrıntıları bulabilirsiniz. İçer TV'de kalın, hoşça kalın efendim.